Ankara sayfasında daha merhabalar. Ankara gündemi ister istemez geçen hafta kurlardaki artışa kilitlenmişti. Kurlarda kontrolün kaçtığı bir hafta, kaçmaya başladığı bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki en çok tartışılan konu da bundan sonra kurlarda ne olur? Artarak gideceği kesin ama yavaş mı artar, hızlı mı artar? Bütün bunlar konuşuluyor. Ve buna çözüm olması için ekonomi yönetiminin ne tür kararlar alacağı, özellikle enflasyona endeksli bono şeyini, projesini daha önce konuşmuştuk. Onlar nasıl olacak konuşuluyor, yan etkileri nasıl olur, o konuşuluyor. Şimdi kur kontrolü kaçmaya başladı gerçekten. Bir hafta içerisinde %5'in üzerinde bir artış görüldü. Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla kurları kontrol etmeye devam etti. Halbuki bu doların değer artışı nedeniyle birçok para birimi zaten değer kaybetmişti. Ama kuru hala kontrol etmek istiyor Merkez Bankası ama beceremiyor. İlk sıralar Ankara'da tartışılan acaba Merkez Bankası çok sıkı tutmuştu Nisan ayında kuru, bir miktar gevşemesine izin mi veriyor diye bir soru işaretleri olmuştu. Ama daha sonra görüldü ki döviz satışları devam ediyor, rezervlerdeki erime devam ediyor. Yani aslında Merkez Bankası kurun geldiği seviyeden memnun değil ama elinden artık bir şey gelmemeye başladı. Daha doğrusu sınırlı bir imkanı olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 10 milyar doların üzerinde bir döviz satışı olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Ama bunun hepsi rezervlere yansımış değil. İhracat dövizleri, reskont kredileri bütün buralardan %40'a çıktı çünkü ihracat döviz gelirlerinden alınan miktar. Bütün bunlar etkiliyor. Ama döviz satışları bir hayli yüklü oldu. Buna karşılık rezervlerde düşüş devam ediyor. Özellikle net rezervlerde 48.3 milyar dolardı 6 Mayıs itibariyle. Swaplar hariç net rezervler eksi 48.3 milyar dolardı. Öğrendiğim kadarıyla geçtiğimiz çarşamba günü eksi 50 milyar doları aştı rezervler. Çok daha düştü daha doğrusu. Eksi 50 milyarı aştı. Bu hafta sonu itibariyle belli olacak rezerv miktarında net rezervlerin swap hariç 52-53 milyar eksi 52-53 milyar dolara kadar düşeceği tahmin ediliyor. 50 milyar dolar sınırında aşmış olduk net rezervlerde. Peki bundan sonra ne olacak derseniz, bir kere hem döviz satışı yapılıyor, kura müdahale devam ediyor, hem de kısıtlamalar getiriyor ekonomi yönetimi. Bu kısıtlamalar çok fazla etkisi olmuyor. Belki günlük alışlara bir miktar etkisi oluyor. En son 10 ile 16 arasında kurumsal işletmelerin döviz alım satımı yapılması kararlaştırıldı. Bankalara sözlü olarak bildirildi. Daha önce bankaların dijital platformları döviz alım satımlarına kapatılmıştı. Bütün bunlar dövize olan talebi, erişimi engellemek için ve talebi biraz indirmek için. Ama bu böyle olmuyor. Bankalardan öğrendiğimiz kadarıyla aksine bu paniği büyütüyor. Şirketlerin geçtiğimiz hafta başında bu kısıtlama tedbirlerinin de etkisiyle şirketlerin daha sonra ihtiyaç duyacakları dövizi bile ne olur ne olmaz, daha sonra belki başka bir kısıtlama gelir diyerek önceden almaya kalkıştıklarını biliyorduk. Ve şikayetler giderek artmaya başladı zaten. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta çarşambadan sonra bu kervana bireysel müşterilerin de katıldığını öğrendik. Bankalardan gelen haberler sadece şirketler değil, bireysel müşteriler de ileride alamayız diye şimdiden döviz alımlarına gitmeye başladılar. Bu arada döviz tevdiat hesaplarının da arttığını görüyoruz son haftada. Yani dövize yeniden bir talep
olduğu açık ve bunu nasıl koruyacağını bilemiyor. Peki kurlar %5 bir haftada arttı. Bunlar böyle %1 ortalama günlük işlemde devam mı eder, yoksa daha mı yüksek olur, yoksa kur artışı durur mu? Bu tabii ki tartışma konusu. Kur artışını durdurmak için rezervlerle ilgili swaplar, ek bir swap yapılması belki faydalı olur deniyor ama bunun bile gelen talebi kesmesi pek mümkün değil. Ama burada asıl bakılan şey, moralleri bozan şeylerden biri konut kredileri açıklaması oldu. Aylık %1'in altında konut kredisi açıkladı Cumhurbaşkanı ve bu yeni dönemin, aynı Berat Albayrak dönemindeki gibi yeni dönemde oyunu değiştiren önemli bir unsur, bir simge haline gelebilir. Çünkü hem kısıtlamalar, hem döviz satışlarına rağmen kurun önlenememesi, hem de kredilerin yeniden açılma ihtimali piyasadaki paniği büyütüyor. Bunların hepsi birlikte. Çünkü cari açık da artıyor. Küresel emtia ve petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor ve taze bir döviz girişi yok. O yüzden de bu paniği büyüten unsurlardan biri kredilerin açılacak olması. Bu konuda sanayi üretim rakamları Mart ayı açıklandı. Bir miktar yavaşlama olsa da hala iyi bir seyir var. Analistler böyle giderse %5-6'lık bir yıllık büyüme tahmin ediyorlar. Ama %5-6'lık büyüme bu makroekonomik dengelerle, bu kur dengesiyle pek mümkün gözükmüyor. Buna bir de kredilerin yeniden açılması eklenirse, ki bu işaretler artıyor, o zaman kurlardaki yukarı doğru trend hızlanabilir telaşı var. Turizm dövizlerinin gelmesi Haziran ortasını bulacak. Yani önümüzdeki bir aylık daha en azından bir süre var, döviz kıtlığı yaşanacak olan. Bu süre nasıl atlatılacak merak ediliyor. Bu arada Bakan Nebati'nin gıdacılar, konutçularla ilgili görüşmeleri oldu. Orada fiyatları durdurun demiş. Onlar da kabul ettiklerini söylemişler. Ama bir başka şey daha söylemiş. Konuşan sektör temsilcilerinden öğreniyoruz. KGF kredilerini açacağız demiş. KGF kredilerinin açılması dövize olan talebi arttırmak için önemli bir sebep olabilir. Artı bununla da yetinilmiyor. Öğrendiğimiz kadarıyla Merkez Bankası'nın yatırım taahhütlü avans kredisi 150-200 milyar dolarlık vereceği söylenmişti. Ama Merkez Bankası bunu vermiyordu. Piyasadaki sıkıntı nedeniyle, enflasyon seyri nedeniyle. Şimdi onların da açılmaya başladığını duyuyoruz. Merkez Bankası'nın da hükümetin zoruyla bu yatak kredisi dediğimiz yatırım taahhütlü avans kredilerini vermeye başladığını duyuyoruz. Bunlar çok yüklü miktar. Eğer bunlar gelirse dövize olan talebi önlemek çok mümkün değil. Turizm dövizi gelene kadar sabrederler mi bilinmez. Ama bu kredilerin açılması demek, artı konut kredilerinin ne kadar hacmi olacak, bunlar da önemli. Piyasadaki para ve enflasyonun seyri açısından ve dolayısıyla kurlar açısından önemli şeyler, gelişmeler olacak. Ama bu gidişle %5'in altında bir büyümeye izin verilmezse, artık enflasyonda 3 haneye varmasak bile, ki o tehlike var, artık bu açıkça konuşulmaya başlandı, 3 haneli enflasyona varmasak bile 1990'larda yaşadığımız kronik enflasyon dönemine geri dönülmesi büyük bir ihtimal olarak gözükmeye başladı. Yani %100 olmasa bile 70-80-90'larda gidip gelen uzun sürecek bir yüksek enflasyon dönemi sanki bugünkü ekonomi yönetimi sürdüğü müddetçe kaçınılmaz hale geliyor gibi. Şimdi piyasada peki bu nasıl önlenir dendiğimizde, piyasa oyuncularının hepsi kur korumalı mevduat olayının gidişatını söylüyorlar. Son dönemde dövize olan talepte kur korumalı mevduatta çözülme olmuş olabileceğini, bunun da bir
ihtimal olduğunu söylüyorlar. Henüz bununla ilgili verileri göremiyoruz. Ama tek çözüm olarak ekonomi yönetiminin bir süredir çalıştığı, size daha önce de söylediğim enflasyona endeksli tahvil ya da bono arzı olabilir deniyor. Piyasanın beklentisi 6 ya da 9 ay vadeli olacak bonolarda aylık küpür ödemeleri, aylık enflasyon kadar ödemeler olarak bunun yapılabileceği söyleniyor. Bunun ancak bu gidişatı durdurabilecek şu anda gözüken tek unsur olduğu söyleniyor. Ama biliyorsunuz ekonomi yönetimi uzun zamandır bunu konuşuyor ama bir türlü uygulamaya konamıyor. Bildiğimiz kadarıyla özellikle bankalardan ekonomi yönetimine bu tahvili çıkardığınız zaman bunun yan etkilerinin ağır olacağı konusunda uyarılar gelmiş bulunuyor. Kaldı ki gerçekten yan etkiler ağır olacak. Kur korumalı mevduatta çözülme olur diye bekleniyor. Ama neydi kur korumalı mevduatın mantığı tasarruf sahibi açısından? Kurlarda artışa izin verilmezse en azından Türk lirası faizini alırız. Kurlar artarsa da farkını alırızdı. Ama şimdiye kadar tutmuştu. Ama son haftadaki gelişmeler ayda böyle yüklü artışlara, kur artışlarına ne de yani bir haftada %5'i geçti. %5'lik onluk kur artışları olursa kur korumalı mevduatta kalmanın hiçbir anlamı olmaz diye bekleniyor. Bu yüzden de enflasyona endeksli tahvile kayış olabileceği söyleniyor. Artı sadece Türk lirası mevduatta kalanların buraya talebi olabileceği söyleniyor. Ama unutmayalım ki kur korumalı mevduatta zaten biliyorsunuz baştan beri analistlerin bir bölümü bunun çok geçici olduğunu söylüyordu. Sanki geçici olduğunu artık görmeye başlayacak gibiyiz. Kur korumalı mevduat çözülmeye başlarsa Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime kaçınılmaz olur. En azından yani satabileceği, müdahale edebileceği şeyler, rezerv miktarları çok azalmasa da rezerv miktarları azalır ve o görüntü bile kurlara yeniden talep yaratabilir diye bekleniyor. Bir başka etkisi enflasyona endeksli tahvilin bankalarda mevduat çekilişinin kaçınılmaz olacağı yönünde. Yani bankalar yerine hazineye borç vermeyi tercih edecekler. Çünkü enflasyona endeksli tahvil olacak. Bankaların bu takdirde mevduatlarını korumak için faizleri arttırması kaçınılmaz olacak. Yan etkilerden biri bu olacak. Bu da hiç istenmeyen bir şey. Bankaların faizleri arttırması, mevduat faizlerini. Çünkü bununla birlikte kredi faizleri de artmaya başlayacak. Yan etkilerden biri ağır olarak bu olur. Dolayısıyla baktığımız zaman bu gidişatla enflasyona endeksli tahvil tek çözüm olarak gözükse bile bunun uzun süreli bir çözüm olmayacağı da çok açık. Bütün bu faktörlerin yanı sıra kur artışları böyle devam ederse kur artışları enflasyonun üzerinde olacak diye tasarruf sahipleri bir kanıya varırlarsa, tutayım ben dövizde derlerse, o zaman zaten o tahvile de şey olmaz, talep olmaz. Ama yine de o tahvile talep olabilir. Ama geçici olarak ancak bir çözüm olabilir. Çünkü asıl çözümün rasyonel para politikalarına dönmeden bir dinginlik kazanması, kurların durması, enflasyonun durması çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Eğer böyle olursa mevduat faizleri, buna bağlı olarak da kredi faizleri yükselmeye başlarsa, o zaman bunu tolere etmek için, bunun yaratacağı daralma etkisini gidermek için hazinenin kamu bankaları aracılığıyla ya da Merkez Bankası aracılığıyla yeniden bir kredi işlemi, yani %9 ya da 14'lük kredilerle piyasayı krediye boğması mümkün olabilir. Büyüme oranlarını düşürmemek için. Böyle olduğu takdirde de ortaya bir şey çıkıyor. Bütün aktarım mekanizmasını zaten bozmuş oluyorsunuz. Bu ne demek?
normal, rasyonel krediler pahalandığı için alınamayacak demek. Sadece hükümetin seçtiği şirketlere düşük miktarda, düşük faizle yüksek miktarda krediler verilecek demek. Bu ne anlama geliyor? Birkaç yıldır hızlanan bir kaynak transferi var. İnsanlar, en yoksul kesim bile hem aldıkları ücretlerden hem de aldıkları mal ve hizmetlerden vergilerini ödüyorlar. Bu vergiler zaten bir süredir işte müteahhitlere, ihracatçılara gidiyordu. Eğer böyle bir şey olursa, yani bankaları kredileri verilmez hale gelir de bir tek kamu bankaları ve Merkez Bankası piyasayı beslerse ne kur artışı durabilir, ne enflasyon durabilir ve buna bağlı olarak da kaynak transferi çok hızlanmış olabilir. Bütün bunlarla işte Temmuz'da verilecek ücretlere ilişkin çelişkili kararlar, açıklamalar geliyor. Seçim tartışmalarıyla birlikte önümüzdeki gündemde olacak. Canan Kaftancıoğlu olayı, Sadat'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı baskın, bütün bunlar siyasetin de kızıştığını gösteriyor. Ekonomi çok kırılgan, bunun ötesinde siyaset de kızışıyor. Özetle bizi zor günler bekliyor. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.